Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL için sıcak bir gün yine geride kalmak üzere. 6.23 direnci üzerinde son günlerde sürekli olarak durmaktaydım. Bugün 6.23 direncinin üzeri test edildi. 6.24.61 seviyesi, hatta yuvarlak olarak 6.25 diyelim artık. Bu seviye test edildikten sonra önemli diyebileceğimiz bir satış görmekteyiz şu anda. 6.19, 6.18 seviyelerine doğru, 6.20 seviyesinin aşağısına doğru bir sarkma eğilimiyle, bir gevşeme eğilimiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bugün hem Türkiye piyasaları hem dünya piyasaları son derece karışık bir gün yaşadı. Zira iç problemlerimiz, iç sorunlarımız veya malum mevzularımızın dışında bir de küresel piyasalarda bildiğiniz üzere Çin ile ABD arasında yarın sona erecek olan veya yarın başlama ihtimali mevcut olan bir gümrük vergisi kaosu gündemde. ABD ile Çin arasındaki haberleşmeler, restleşmeler ve hatta son saatler itibariyle bir de mektuplaşmalar gündeme geldi. Bir ABD heyeti Çin'e, pardon, bir Çin heyeti ABD'ye ulaştı. Diğer taraftan Çin Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğinden falan bahsetti. Özetle arkadaşlar, yarın için çok önemli bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Genel anlamda dünya piyasaları için. Bu konuya şu anda çok fazla girmeyeceğim. İleride ilerleyen saatlerde vaktim olursa bu konuya özel bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim dolar TL ile ilgili olan mevzuya ve tabloya. Arkadaşlar, şu anda 6.19'lar civarında piyasa hareket ediyor. Arkadaşlar, teknik analiz dediğimiz mevzu bizlere geçmişte yatırımcıların neler yaptığını gösteren bir tablodur. Yani şu görmekte olduğunuz resim, şu görmekte olduğunuz grafik, geçmiş dönemlerde yatırımcıların neler yaptığının bir aynasıdır. Zira 6.23 direnci üzerinde sürekli durmamdaki sebep, şurada görmekte olduğunuz kırmızı hattımız 6.23 direncini ifade etmekte ve bugün bu 6.23 direncini test ettik. Ancak buradan önemli bir geri çekilme oluştu şu an için. 6.23 arkadaşlar önemli bir direnç olduğu için ve tabii ki başlığımda ifade ettiğim üzere Merkez Bankası'nın da doları bir şekilde dizginleyebilmek adına atmış olduğu bazı adımlar ve de hamlelerin etkisiyle şu an için böyle bir durum ile karşı karşıya bulunmaktayız. 6.23 arkadaşlar niçin çok önemli bir direnç idi? Dün de size özellikle anlatmaya çalıştım. 7.20'lerden başlayan geri çekilme sonrasında şu bölgelerde arkadaşlar gördüğünüz gibi 6.23 seviyesi bir direnç etkisi yarattı. İlk hamlede 6.23'ü aşamadı. Ardından 6 seviyesini tekrar destek olarak test etti ve sonrasında 6.23'ü geçip de bir kere daha 6.50'lere doğru bir 6.80'lere doğru bir atak yaşadı. Ama sonrasında yine yaşamış olduğu geri çekilmelerde gördüğünüz gibi 6.23 etrafında önemli salınımlar yaşanmış. Tekrardan 6 seviyesinin aşağısına bir sarkma olduktan sonra bir atak daha 6.23'e yaşadıktan sonra son 6.23 atağı ardından önemli bir geri çekilme sürecinin gündeme geldiğini görmekteyiz. O halde arkadaşlar 6.23 son derece önemli bir direnç olarak tespit edilmeli diye bir kere daha vurgulamak durumundayım. Sevgili arkadaşlar, teknik analizde belli seviyelerin kritik önemleri vardır. Zira bir destek veya direnç noktasına ne kadar çok temas edilir ise, ne kadar çok o bölgeye bir yaklaşım olur ise o direncin veya desteğin güçlendiğini ifade edebiliriz. Nitekim şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar, biz günlerdir 6 direncinin önemli bir direnç olduğunu söylüyorduk ve 6 direncini pek de kolaylıkla aşamadık. Günlerce bu seviyeye yaklaşımlar oldu, zorlanıldı, geri çekilmeler oldu ve ardından bu direnç aşıldı. Şurada gördüğünüz gibi neredeyse bir hafta 10 gün civarında 6 direncine yakın bir seyirde bu direnci zorladık. Ve nitekim şu bölgede de gördüğünüz gibi geçtiğimiz Ağustos ayındaki tablodur şu bölge arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7.20'lerden gelen satış baskısında 6 seviyesi bir süre destek olarak korunduktan sonra
Ancak bu destekten alınan güç ile yeni bir 6.80 ata yaşanabildi. Veya şu bölgeye doğru bakın, tekrardan bir geri çekilme olmuş ama buradan yeniden bir tepki oluşmak suretiyle 6.50 seviyesine doğru bir atak olmuş. Bu nedenle 6 seviyesi de bizim için hala önemli bir destek konumunda. Şimdi değerli arkadaşlar, 6.23 seviyesine kadar geldik ancak burayı ilk hamlede aşamadık. 6.23 seviyesi şurada da gördüğümüz gibi önemli satışların en son test edildiği bir direnç noktası olarak gündeme geldiği bir bölgeydi. Ama 6.23 seviyesi aşılacak olur ise bu durumda hangi seviyeleri takip etmeliyiz sorumuzun yanıtını ise şurada görmekte olduğunuz beyaz ve sarı çizgilerimiz vermekte. Arkadaşlar, eğer ki 6.23 seviyesini aşabilecek olur isek, bu seviye üzerinde en az 1-2 kapanış görebilir isek bu durumda 6.38 seviyesini takip etmek durumundayız. Niçin 6.38 seviyesini takip etmek durumundayız? Şu bölgede 6.23 aşıldıktan sonra yaşanan 6.80 atağının geri dönüşlerinde sürekli olarak 6.38 seviyesinin bir destek konumunda çalıştığına tanık olmuşuz. Ama ardından bu destekli tabii ki kırılmak suretiyle farklı seviyelere geldik. O halde 6.38'i de piyasa önemliyor diyebiliriz. Bu bölgenin de aşılması durumunda, 6.38'in de aşılıp destek konumuna gelmesi durumunda bir sonra takip etmemiz gereken seviye ise 6.50 seviyesi olarak karşımıza çıkmış durumda. Sevgili arkadaşlar, bu değerlendirmeler ardından şunu net bir şekilde görebiliyoruz ki 6 seviyesi önemli bir destek olarak önümüzdeki süreçte yakinen takip edilmeli. Eğer ki 6 seviyesine yönelik geri çekilmeler olur da bu seviyelerden tepki gelme olasılığını her ne kadar şu tabloya bakarak yüksek görüyor olmakla birlikte olur da bu destek kırılacak olur ise bu böyle bir tablo durumunda 5.86 bandına tekrardan girilme ihtimalinin var olduğunu da bir köşeye yazmakta yarar bulunuyor. Evet sevgili dostlar, gelelim bir diğer açıdan tabloya bakmaya. 5.30'lara doğru yaşanan 25 Mart tarihindeki swap krizi sonrasında 5.30'lara doğru yaşanan geri çekilmeyi referans kabul etmek suretiyle ve 5.98-5.99 bölgesinde son dönemlerde veya klasik olarak 6 direnci aşamasında yaşanan zorlanmayı da bir başka referans kabul etmek suretiyle Fibonacci çizimimizi genişlettiğimiz zaman bize şöyle bir ölçüm veriyor. Diyor ki 5.98 aşılır ise şu bölge olan 6.14 seviyesi artık bir direnç noktasıdır diye bize bilgi verdi. Bunu ben sizlerle paylaştım daha önceki analizlerimde ve şu an 6.14 seviyesindeki direnci sağlamlaştırma aşamasındayız. Daha doğrusu 6.14'ün geçilmesiyle birlikte oluşan desteği sağlamlaştırma aşamasındayız. Son 3 gündür 6.14 üzeri aşağısında bir kapanış olmadığı için bu desteğin gittikçe güç kazandığını düşünebiliriz teknik analiz kriterleri itibariyle. 6.14 seviyesinin aşağısına gelinmiyor ise bu durumda Fibonacci ölçümü bize kısa orta vade için diyor ki şu bölgeye kadar yükseliş potansiyeli var. Yani arkadaşlar 6.40 seviyesine kadar. Zira 6.38-6.40 seviyesinin bir direnç bölgesi konumunda olduğunu diğer analizlerimizde bize ifade etmekte. Kaldı ki aylık pivot verilerimiz itibariyle de sizlerle paylaşmış olduğum daha önceki grafiklerimde biliyorsunuz arkadaşlar şu noktamız 6.23 seviyemiz bakınız bir kere daha karşımızda çıkıyor. Bu ayın birinci pivot direnci konumunda, Mayıs ayının birinci pivot direnci konumundaydı. Bugün burayı zorlamaya başladık. İlk atakta geçilemedi. Bu direncin aşılması durumundayız arkadaşlar. İkinci direncimiz olarak 6.38 seviyesi karşımıza çıkıyor ki 6.38 seviyesini de biraz önceki grafiğimizde de net bir şekilde görebilmiş durumdayız. Bu durumda değerli dostlar 6.38 seviyesi ila 6.23 seviyesi bizim için kritik seviyeler olarak görülmekte önümüzdeki günler itibariyle. Ancak henüz 6.23 direncinin aşılamadığını, bugünkü 6.25 atağının sonrasında bu seviyenin aşağısına doğru bir geri çekilmenin yaşandığını görmekteyiz.
yakinen takip etmemiz gereken seviyemiz bu nokta olarak görülmekte. Bir diğer bakış açısıyla arkadaşlar, hassas çizimimizin bulunduğu grafiğimize döndüğümüz zaman ise şurada görmekte olduğunuz sarı kesik çizgimiz 6.09 seviyesini yansıtmakta ve kırmızı kesik çizgimiz ise 6.14 seviyesini yansıtmakta. Zira 6.14 seviyesinin kısa vade adına önemli bir destek konumu olarak izlenmesi gerektiğini biraz önceki açıklamamda da ifade etmiştim. Sevgili arkadaşlar, hangi bakış açısıyla yatırım yaptığınız çok önemlidir. Niçin? Hangi destek noktasını dikkate almanız adına. Ben kısa vadeli bir yatırımcı isem eğer, 6.14 seviyesi benim için stop loss olmalı. 6.14'ün aşağısına gelinir, bu destek kırılır ise 6.09 belki de daha aşağı seviyelere kadar bir geri çekilme olabilir diye düşünürüm. Kısa vade nedir arkadaşlar? Kısa vade, yeri gelir gün bazında da kısa vade diyebiliriz. Biop'ta işlem yapıyorsanız, FX piyasalarında işlem yapıyorsanız 15 dakikayı, 20 dakikayı, 1 saati bile dikkate almak suretiyle birkaç kuruşluk, hatta 0.20-30 kuruşları dahi dikkate almak suretiyle adımlar atıyorsunuzdur. İşte bu sebepten dolayı belli desteklerimizi ve dirençlerimizi ifade ederken kısa vadeli, kısa orta vadeli veya orta uzun vadeli gibi ifadeler kullanmaktayız. Dolayısıyla 6.14 seviyesi önümüzdeki birkaç gün adına önemli bir destek konumundadır. Bu destek üzerinde kaldıkça, ki 3 gündür bu destek üzerinde kalıyoruz, 6.23 seviyesini, direncini, 6.20-6.23 direnç bölgesini zorlamaya devam ederiz teknik kriterler itibariyle. Şayet değerli dostlar, 6.23 aşılır ise bu kez burada da gördüğümüz gibi 6.30 seviyesini ve 6.30 seviyesini tanımlayan mavi ve de beyaz kesik çizgilerimiz bulunuyor. Bunlar trend çizgileridir ve bu seviyeler sürekli olarak yükselen bir trend içerisinde olduğumuz için de yavaş yavaş her gün bir yükseliş göstermekte. Tabii ki bu yükselişler bana neyi ifade etmekte? Şu an 6.14.03 olarak gördüğüm bu kırmızı desteğimi belki yarın 6.15 seviyesinde göreceğim. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman ise 6.15 seviyesinin kısa vade için önemli bir destek konumunda olduğunu dikkate alacağım. Yani bu nokta 6.15'e veya 6.16'ya yükselmiş ise bu seviyenin kırılması durumunda bir geri çekilmenin gündeme gelebileceğini dikkate alırım ve 6.14 seviyesini beklemeden daha erken bir stop loss yapma şansını kısa vade adına bulabilirim. Bu sebeple bu çizgilerin her gün gelmiş olduğu veya oluştuğu seviyeleri sizlere özellikle ifade etmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, 6.14.03 seviyemiz veya 6.14.50 seviyemiz şu an için destek konumunda. 6.20-6.23 direnç bölgesini bugün zorladık ama aşamadık. 6.14 üzerinde kaldıkça bu direnç bölgesinin zorlanma ihtimali devam edecektir. Bu bölge aşılırsa 6.38-6.40 bölgesi gündeme gelebilecektir diyoruz ve Viyop cephesine dönüyoruz arkadaşlar. Evet, Viyop cephesi itibariyle konuya bakacak olur isek arkadaşlar, çok affedersiniz, Viyop cephesine dönmeden önce konu başlığımın ifade ettiği noktayı ben vurgulamakta geç kaldım. Derhal teknik analiz kriterlerine girdim. Evet, Merkez Bankası bugün dolar TL'yi dizginleyebilmek adına, bu yükselişe bir fren koyabilmek adına bir takım hamleler yaptı. Yapmış olduğu bu hamlelerin teknik detaylarına girmeyeceğim, o karışık açıklamalara girmeyeceğim ama Merkez Bankası'nın buradaki ana amacı TL'yi değerli hale getirebilmek ve TL'ye erişimin maliyetini artırabilmek. Niçin TL'ye erişimin maliyetini artırmayı düşünüyor? Çünkü dolar alabilmek için elinizde TL olması lazım. Yani TL karşılığında dolar alıyorsunuz ve bu TL'nin de elinizde yüklü miktarda olması lazım ki dolara yüksek bir talepte bulunabilirsiniz. İşte Merkez Bankası dedi ki, ben TL'ye erişimi zorlaştırırsam, TL'nin maliyetini artıracak adımlar atar isem, bu durumda vatandaş, yabancı, o bu şu her neyse, bu TL'ye erişmekte güçlük çekeceği için dolara da ilgisini gösteremeyecektir. İlgi olmayınca da dolarda bir geri çekilme olur diye düşündü. Ve yine repo ihalelerini iptal ettiğini açıkladı gibi gibi bir takım yöntemler ile, ama ana amacı TL'ye erişimi zorlaştırmak ve TL'ye erişimin maliyetini artırabilmekti.
Bu konuda başarılı olur mu, olmaz mı? Geçmiş dönemlerde de farklı farklı hamleler yapılmıştı. Bir iki gün bu konuda bir olumlu etki görülebilmişti. Ama sonrasında bu konu yine bir başarısız hamle olarak kalabilmişti. Ama görüyoruz ki Merkez Bankası bu konuda önemli bir gayret içerisinde. Önümüzdeki günler ne ölçüde bir sonuç görüp göremeyeceğimiz konusunda bizlere fikir verecektir. Bu da ayrı bir mesele. Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın bu noktada atmış olduğu adımların yanı sıra dolar-TL ile ilgili olarak bir diğer önemli faktör, malumunuz seçimlerle alakalı olan tartışmaların devam ediyor olması ve yeni bir itiraz yapıldı CHP ve İyi Parti tarafından 23 Haziran'daki seçimlerin iptal edilmesi vesaire vesaire konulu. Bu konuyla ilgili olarak da herhangi bir sonuç çıkmasını ben şahsım adına beklemiyorum. Dolayısıyla 23 Haziran tarihine kadar yeni bir seçim sürecine girmiş bulunmaktayız ve piyasa bunu bu ölçülerle, bu bağlamda değerlendirmeye devam edecektir. Evet arkadaşlar, şimdi Viyop konusuna gelebiliriz. Viyop konusuyla ilgili olarak son kapanışımız 6.35.70 seviyesiyle gerçekleşmiş durumda. Dün itibariyle arkadaşlar Viyop'ta pivot seviyemizin 6.34 seviyesi olduğunu, son pivot seviyemizin 6.34 seviyesi olduğunu ifade etmiştim. Bugün ise en yüksek 6.36 seviyesi görülmüş durumda. 6.33 seviyesi yarın için pivot konumumuzda bulunuyor. 6.33 seviyesi üzerinde kalınabilir ise 6.41 ve 6.44 seviyelerine, buralarda aşılacak olursa 6.50'ye doğru bir hareketlilik yaşanabilecektir. 6.33'ün aşağısında kalınacak olur ise bu durumda değerli arkadaşlar 6.30 ve 6.23 seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın herhangi bir short işlemi yaptığına tanık olmuyoruz. Merkez Bankası dün olduğu gibi bugün de short işlem yapmadı. Önceki günlerde açmış olduğu Mayıs vade itibariyle 160 bin kontrat civarında pozisyonunu taşıyor. Daha ileri vadelerde daha yüksek miktarda pozisyonları var. Geçmiş analizlerimde bunları bulabilirsiniz. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Saygı ve selamlarımla hoşça kalınız.